Değerli Altın Rehber izleyicileri, adını bütün dünyaya yazmış olduğu kahramanlık destanıyla duyuran Kahramanmaraş Merkez'de programımız tüm hızıyla devam ediyor. Kahramanmaraş Merkez'de sektörünün öncüsü Blue Rose Kuaför bizleri konuk etti. Yanımda işletme kurucularından Gülseren Özen var. Gülseren Hanım, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz Gizem Hanım. İsmim Gülseren Özen. Kahramanmaraşlıyım. Blue Rose Kuaför'ün kurucusuyum. Peki Blue Rose Kuaför müşterilerine ne gibi hizmetler sunar? Gelin başı, epilasyon, nişan başlarımız, saç renklendirme, profesyonel makyaj, kaş alımı, yüz alımı, her türlü faaliyetler vardır, mevcuttur çok şükür. Çok teşekkür ediyorum Gülseren Hanım vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Yanımda işletme ortaklarından Recep Yıldız var. Recep Bey, sizi de biraz yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. Öncelikle sizi burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. Hoş geldiniz diyorum. Recep Yıldız ben. Kahramanmaraş'ta yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Buradaki güzel bayanlarımıza hizmet veriyorum. Peki uzmanımız olarak sizlere sormak istiyorum. İzleyicilerimizin de çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Geçen yıllarda hayatımıza giren ombre modasını 2017 saç trendleri arasında da görecek miyiz? Kesinlikle göreceksiniz. Ombre şu an vazgeçilmez bir eğilim haline gelmiş zaten. Onun dışında ombredeki yer yer doğallıktan yana olan zevkler ve eğilimler artıyor. Doğal olarak biliyorsunuz gri moda idi. Bu yıl bu artacaktır çünkü griye hasret birçok saç dinlenmiş vaziyette bu yılı bekliyordu. Nitekim müşterilerimin çoğu da aynı şekilde o beklentiler içerisinde. Eğilim olarak ombrenin bu yıl kesinlikle vazgeçilmezler arasında bir numara olacağına eminim. Peki 2017 yılında ombre dışında diğer geriye kalan saç trendlerini de sizlerden dinleyelim. Bu yıl eğilimler, renklendirme eğilimlerinden ziyade topuz ve tarama konularındaki eğilimlerde tabii değişiklikler var. Bunun yanında kalıplaşmış topuz modellerinden ziyade çok daha salaş, çok daha estetik ve cool duruşlu modeller oldukça ön planda. Tabii burada bizim kuaförlerimizin burada zevklerini ve özellikle törpülemesi gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir zevk devrim noktasında bir değişikliğe gidiyoruz. Sosyal medya bu konuda çok büyük ağırlık ve sebep ve etken. Daha düz, daha uzun, daha dolgun ve mümkün mertebe katsız saçlar şu an çok daha eğilimlerde bulunuyor. Bunun en büyük sebebi tabii ombre. Ombre'de biliyorsunuz geçişlerin ve renklerin en canlı ve en dolgun durma sebeplerinden biri de saçın kesim halidir. Bundan ziyade biliyorsunuz Victoria Beckham adı altında bir kesim modeliydi. Uzun yıllardır aramızda var. Hala devam ediyor. Onun değişeceğini sanmıyorum. Çünkü kısa saçlarda ombre duruş havası her geçen gün biraz daha artma durumunda. 2017 saç renklendirmeleri arasında griyi yine göreceğiz. Peki evet. Gri dışında hangi renkleri göreceğiz? Gri dışında şu an daha çok yumuşak renkler, mokka kahve tonları biraz ön planda. Mokka kahve içerikli ombreler, zemin renkleri, onun dışında düz renkler, yine mokka ağırlıklı renkler olmaktan ziyade sandre kumral tonları, yumuşak kumral. Yani sıcak renkler şu an biraz daha arka planda kalma durumunda. Daha çok soğuk renklere bir rağbet var. Soğuk renkler biliyorsunuz şu an gri'nin bir nevi yavrusu halini almış vaziyette. Evet, o renkleri hayatımızda 2017 yılında çevremizde göreceğiz belli ki saç trendler arasında. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Recep Bey. İşletme ortaklarından makyaj uzmanımız Mehtap Koyunlu yanımda. Mehtap Hanım, sizi de biraz yakından tanıyabilir miyiz? Evet, ben Mehtap Koyunlu. Kendimi bildim bileli bu sektörün içerisindeyim çünkü ablam kuaför. Bu sene 2017 trendleri arasında profesyonel makyajda neler göreceğiz? Gözler simli, bu sene simli çok moda. Highlighter'lar çok moda. Allık çok hafif allık, nude tonlardaki allıklar, nude tonundaki dudaklar çok ön planda bu sene. Özellikle kaş ve yüz kontürü çok önemli. Geçen yıllarda yine hayatımıza giren bir kontür makyaj çılgınlığı desem yeridir. Çok revaçta. Kontür makyaj yapılırken nelere dikkat edilmeli? Kontür makyajla yüzümüzü istediğimiz şekle sokabilir miyiz? Yani bir burun küçültülebilir mi? Yanaklar ortaya çıkarılabilir mi? Bunlardan da uzmanımız olarak sizlerden dinleyelim. Kontür makyajında yüz şekli çok önemli. Siz nereyi küçültmek isterseniz kontür makyajla onu yapabiliriz. Burun küçültmek isterseniz alt çene kısmını küçültmek isterseniz, alın kısmını, onları kontür makyajla çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Peki özel gecelerde gelinlerimizi burada ağırlıyor musunuz? Gelin makyajları yapıyor musunuz? Bunlardan da bahsedelim. Evet, profesyonel bir şekilde gelinlerimizi ağırlıyoruz. Sadece gelinde sadece özen gösteriyoruz o gün.
Porselen makyaj, her şey içerisinde oluyor. Bizim gelin paketlerimiz oluyor, geline özel. Uzmanlarımıza vermiş olduğu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Röportajımı sonlandırmadan önce buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır Gülseren Tabii. Hanım? Bizlere değer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizleri sosyal medya hesaplarınızdan takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Gülseren Hanım. Mehtap Hanım, sizin söylemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır? 2017 trendleri için Instagram hesabımızı takip edin.